birazcık daha ilerleyelim. Abi yavaştan da dostlarımızın isteği üzerine Trabzon beni andı. Transfer haberlerini geçiyoruz. Galatasaray Umut Nayır için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Eyüpspor ile görüşecek. Şimdi haber doğrudur yanlıştır bunu tartışırız ama ister misin yani Umut Nayır'ı Galatasaray'da görmeyi? Yani ilk üçüncü forvet herhalde olarak. Eğer önümüzdeki sene bu 8 artı 3 saçmalığı devam edecekse kesinlikle isterim. Bu 8 artı 3 denen saçmalık devam edecekse isterim. Yani şu anki performansı hani milli takıma kadar yükselmeyi de başardı Umut Nayır. Bir de tekrar söylüyorum yani transferde karakter çok önemli. Ben Umut'un da karakterli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Emre. Yani takımı için sahada elinden ne geliyorsa yapabilen bir karakterde bir oyuncu Umut. Hayırlısı diyelim. Ya şu gol sevincindeki de bana göre dünyanın en karizmatik gol sevinci olabilir biliyor musun? Ya Aynen şu aynen. Bayağı iyi. hangi gazeteci yakaladıysa bunu yani yılın spor fotoğrafı seçilmeli. Bayağı iyi abi. Ama peki Umut Nair mi Umut Bozok mu? Hangisini tercih edersin? Umut Bak Nayır. mali şartları bir kenara atalım. Ben yine Umut Nayır'ı tercih ederim. Ya Umut Nayır'ın çünkü çok değişik özellikleri var. Bakıyorsun böyle fiziğine rağmen sanki ağır gibi görünüyor ama ya o kadar işte bu hafta attığı Rovoşata golünde de hani gördük çok gerçekten şey tarzı biraz esnek o konuda ama Umut Bozok Kasımpaşa'dayken de çok şey isteyen bir adam değildim açıkçası onu söyleyeyim. Yani Ya Umut ben hatırlar mısın abi bu şey maçında Fenerbahçe Ümraniye deplasmanında ya o kadar üzüldüm ki yani Umut Bozok beni andı Umut Nayır ya gerçekten o maçta mesela fark yarattı ya ama yani o da demiştir ki ya abi ben elimden geleni yapıyorum ama takım da bu yani. tabii Bazen kesin. bir oyuncunun gerçekten çok kötü bir kaderidir kötü bir takımda oynayıp fark yaratırsın ama anlatabildim mi? Yine de çıkamazsın yani işin içinden. Ama ona rağmen bak mesela o bak futbolda mesela sen diyebilirsin. Ben de futbol oynadığım için söylüyorum. Bu halı saha maçlarında falan da olur. Sen mesela takımın öne çıkan oyuncususundur. Mücadele edersin ama senin performansınla eşdeğer bir noktada değildir takım. Takıma küsersin ya da dersin ki ya abi ben ne kadar uğraşıyorum ama mücadele ediyorum ama bu takım hala küme düşmeme potasında. Senin de performansın ister istemez düşer, motiven de düşer. Ama Umut Nair'de bu yok mesela. Her O maç yüzden az önce karakterden bahsettim ya Emre. Çok karakterli bir oyuncu. Gerçekten ben Umut Nayır'ı çok seviyorum. Çok düzgün de bir çocuk. Hiç böyle kötü bir olayla da gündeme de gelmedi. Ya dediğim gibi 8 artı 3 devam edecekse ben isterim Umut Nayır'ı. Cihan abi sen nasıl değerlendirirsin? %100 isterim. Bu arada 78-53 kazandılar. Güzel başladık güne. Yani Maşallah. hiç bu kadar böyle bir skor beklemiyordum ben. Helal olsun çocuklara. Ya takdir etmeyi de bilelim. Her ne kadar streetbolcu olsalar da demek ki isteyince oluyormuş. Abi çok Erdem'e %100 katılıyorum. Çok karakterli bir futbolcu. Yani hani gelirse ne kadar oynama şansı bulur çok emin değilim. Ama en azından birçok Türk oyuncudan çok daha faydalı olacağı kesin. Ben isterim abi olsun. Ya dün bazı konularda konuşmuştuk ya Cihan abi işte ya ben buraya oynamaya geldim. Ya biraz da Martin Linnes tarzı bir oyuncu gerçekten. Yani ne zaman görev verilirse elinden gelenin fazlasını yapabilecek bir tarzda bir oyuncu Umut Nayır. Bir de zaten yanlış bilmiyorsam bu muydu Erdem? Beşiktaş'ta bize gol atmıştı galiba değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Tabii, bize o attı abi. Zaten şimdi Tuğberk de yazmış. Aynen. Beşiktaş'ın en kötü sezonunda bize gol atıp derbi kazandırdı Umut Nayır. Ona rağmen tutunamadı. Bir daha riske gerek var mı demiş. Risk değil ki bu. Umut Nayır bir risk. Yani bunu birinci santrafor olarak almadığın için aslında bu bir risk değil. Yani en azından kupa maçlarında, çoğu lig maçlarında falan kullanabilirsin Umut Nayır'ı. Ya bu risk olmaz. Aynen öyle. Bir maçlık da olsa Icardi mesela cezalı olduğunda ya da sakat olduğunda gönül rahatlığıyla koyabileceğin ki bence gelecek sezon kadro yapılanmasında Umut Nayır de Galatasaray'ın 3. santraforu olur. Hani mesela ne söyleyebiliriz? Atıyorum Icardi arkasına da Dembele ve sonrasında da Umut Nayır. Ya bir de şunu da görmek lazım Emre. Bizim hep söylediğimiz bir şey var. Oyuncunun gelişimi oynadığı oyuncularla alakalı. Şimdi Umut Nayır'ın şu
şu sezonki Galatasaray takımında olduğunu bir düşünsenize. Ya gelişimini mesela hayal edebiliyor musunuz? Yani Mata gibi bir oyuncudan, Icardi gibi bir oyuncudan, Sergio Oliveira'dan, Mertens'ten öğrenecekleri çok farklı yerlere de getirebilir. Şimdi o dönemki Beşiktaş takımında bu tarz oyuncular yoktu. Ya Umut Nayır'ın en büyük şansı biraz da bu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ha, pardon Erdem. Buyur abi. Ben Aylin Hanım'a bir şey söyleyecektim. Yani Bertu Umut Nayır'la ya pozisyon olarak çok benzer, alakası yok. Yani öyle söylemek lazım. Dolayısıyla kıyas yanlış olur. Bertu Elmas'la Umut Nayır'ı kıyaslamak. Umut Nayır bu arada Erdem'in de söylediği gibi bizim Okan Hoca'nın oynattığı hücum presi oyununa da çok birebir etki edebilecek bir adam. Çok doğru etki edebilecek bir adam. Peki. Bertu daha iyi Umut Nayır'dan demiş. Tuğberk Umut Nayır yedek oturmasın abi. Ben yedek oturmasın abi. Ben istemem. Gitsin oynasın ilk 11 başka bir takımda lige tat versin. Deplasmana gideceğiz Umut Nayır var diyelim o takımda. Demiş. Yok abi alalım. Umut Nayır da alalım. Oynayacak Türk oyuncusu kalmasın. Sonra ağlasın Anadolu kulüpleri de. Küme düşsünler. Hiç sıkıntı yok. Bakalım devam edelim. Bir takım diğer transfer gelişmeleri de var. Okan Buruk Mitsu'nun gelecek sezonda takımda kalmasını istiyor. Cihan abi nasıl değerlendirirsin? Mitsu tabii ki de biz şöyle yorumlar da yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu haberin %100 doğru olduğunu iddia etmiyoruz. Bu birincisi. İkincisi Okan Buruk bunu istiyorsa Okan hocamız her şeyin en doğrusunu karar verebilecek bir mevkide şu anda. O yüzden Okan hocanın tercihlerini, ihtiyaçlarını veya düşüncelerini de yargılamıyoruz. Onu da kimse yanlış anlamasın. Biz kendi futbolumuz üzerinden düşüncelerimizi paylaşıyoruz. O yüzden bu sorun da yanlış anlaşılmasın. Cihan abi sen Mitsu'yu mesela kadroda alternatif oyuncu olarak bulundurmak ister miydin? Bu sezonki performansını referans olarak alırsak. Aslında biliyorsunuz görüşümü %100 isterim ben. Çünkü ben aynı Aylin gibi bir sürü insan istemem derken ben her şeye rağmen Mitsu'nun çevre ya oyun görüşünün, çevre duyarlılığının, top kontrolünün falan iyi olduğunu düşünüyorum. Ve hatta işte Oliveira son maçta oyundan çıktıktan sonra nasıl etki ettiğini gördünüz. Ki bu sene Galatasaray'ın şampiyonluk kaderini çizen adamlardan biridir Mitsu net olarak. Antalya Spor maçı 1, Adana Demir Spor maçı 2. Bunu yani bir de Antalya Spor maçında yaptığını azımsamayın. 70-80 metreye yakın top sürüp bir de asist yaptı üzerine Gomis'e. Çok doğru bir pas hızıyla. Yani dolayısıyla ben Mitsu'nun her şeye rağmen kalmasını isterim. Bir Kuzeylidir. Her zaman disiplinlidir. Görev adamıdır. Tamam eski takımında senede 30-40 maç oynama alışkanlığına sahip olmuş olabilir. Burada o olmaz. Ya başka gideceği büyük bir takımda da olmaz bu. Yani dolayısıyla bu sisteme ayak uydurabilirse ben kalmasını isterim açıkçası. Peki Erdem. Ya kulübede Mitsu gibi oyunculara her zaman ihtiyaç var Emre. Yani böyle oyuna girdiği zaman oyuna etki edecek. Hiçbir şekilde sıkıntı çıkarmadan, huzursuzluk çıkartmadan girdiği zaman işini yapacak. Bize Kuzey'den hiç zarar gelmedi bu zamana kadar. Buna Martin Linnes de dahil, Victor Nelson da dahil. Mitsu'dan da gelmedi. Bir tane geldi maalesef. Linderoth. Linderoth ama sakatlandı abi. Yani sakatlandı abi aynen. Adamın şanssızlığı bizde çok ağır bir sakatlık yaşaması oldu. Biz onu da çok iyi kullanabilirdik ama ya ben Mitsu'nun tabii ki 11 oyuncusu olarak değil, o da farkında zaten bu takımda 11 oynayamayacağını ama kulübede olması gereken oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum Mitsu'nun. Onu söyleyeyim. Peki. Tuğberk Mitsu 2 maçlı kulübeden iyi işler yapıyor ama maç başında ilk 11 başladığı maçlarda iyi görüntü sergileyemedi. Çünkü Hollanda Ligi'nde oynadı. Yumuşak bir ligden geldi. Yedek oyuncusu olur anca demiş. Sinan Mitsu 4-4'lük oyuncu ya. Böyle bir yedek bulabiliyorsan öpüp de başına koyabilirsin. Havinde Sayın Yavuz Mahir Avan'ın maçta 2 rebound alması hakkında ne düşünüyorsunuz efendim demiş. Teşekkür ederiz Mahir abi emeklerinden dolayı. Basketbolda rebound almış. Yani önemli bir istatistik abi. Çok. Erdem, Cihan, size de şunu da sormak istiyorum. Benim mesela maçlarda en çok dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesiydi. Hoca Sergio Oliveira Torreira orta sahasını değişikliğe gittiğinde Sergio Oliveira'nın
yerine Mitsu'yu oyuna alıyor. Benim burada bu Mitsu Toroy'la orta sahasında en çok dikkatimi çeken ve bence Okan Hoca'ya haddim değil ama katılmadığım tek konu, eleştirebileceğim tek konulardan bir tanesi. Torreira Mitsu orta sahasında Mitsu'yu 6 numara ve Torreira'yı daha çok 8 numara olarak kullanıyor. Bence bunun tam tersi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben maçlarda gördüğümde Mitsu'nun defanstan top çıkardığını ve Torreira'nın daha çok önde oynadığını şahit oldum. Bu Mitsu'nun girdiği maçlarda veya Sergio Oliveira'nın olmadığı ve Torreira Mitsu orta sahasıyla başladığı maçlarda katılır mısın Erdem? Ya şöyle Torreira bizde son 6 hafta belki de zaten 6 değil 8 numara oynuyor. Okan Hoca'ya dikkat edersen Sergio Oliveira'yı yani rakip yarı sahaya yıktığımız zaman oyunu Oliveira'yı arkada bırakıp Torreira'yı önde bırakıyor. Ama şunu söyleyeyim, Mitsu'nun girmesi Torreira'yı öyle bir rahatlatıyor ki maç içinde. Ben bazen korkuyorum. Yani Torreira'nın sakatlanmasından korkuyorum. Çünkü çok fazla yük bindiriyoruz Torreira'nın üstüne bazı maçlarda. Yani o da kenarda gördüğü zaman böyle bir rahatlıyordur Mitsu'yu görünce. Ama Mitsu'yu girdikten sonra bizim oyun planımızda yine bir değişiklik olmuyor aslında. Yani Torreira son 6 haftada bunu büyük ihtimal Okan Hoca ondan istiyor. Hani ön alan baskısını daha rahat başlatabilmek için arkada da Sergio Oliveira'nın büyük ihtimal hani daha rahat topu kullanıp dönen topları daha iyi kullanabilmesi adına bunu yapıyor. Ama senin dediğine şöyle katılıyorum. Ya bu kadar yorgun bir Torreira'yı biraz daha böyle arka planda bekletip Mitsu'yu biraz daha öne atabilir, biraz daha yıpratabilir. Haklısın o konuda. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Hemen Can abiye de sözü vereceğim ama ben hücumda Mitsu'nun Torreira'dan daha kreatif olduğunu da düşünüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Ya ona ön alan baskısında ön alan baskısına katılıyorum. Torreira kesinlikle olmalı. Mesela ön alan baskısında Mitsu birazcık daha geride olup Torreira'yı öne gönderebilirsin. Ama takım yerleştirdikten sonra ya da takım çıktıktan sonra ben Torreira'nın defanstan 6 numara oyun kurucu orta saha olarak kullanılması ve Mitsu'nun birazcık daha yani o Sergio Oliveira'nın oyun kurulumundaki o 3. bölgeyle 2. bölgeyi birleştiren pasları daha iyi yapabileceğini düşünüyorum Torreira'ya kıyasla. Ya onu biraz daha görmek için Fredrik Mitsu'nun böyle bir 10-12 maç en azından direkt 11'de bir 90 dakika performansına da bakmak lazım. Çünkü kuvvet dayanıklılık diye bir şey var. Şimdi bazı oyuncular çok fazla yorulduktan sonra bunu mesela Sergio Oliveira'da biz çok yaşıyoruz. Bazen yanına bile pas atamayacak kadar yoruluyor Sergio Oliveira. Burada Torreira'daki en büyük avantaj şu oluyor. Yani dayanıklılık, kuvvet. Bunu sürekli hale getirmiş Torreira. Yani çok iyi çalışıyor belli. Hani Mitsu'da öyle bir şey var mıdır? Onu izlemek lazım bana göre. Ya onun donelerini bence fragmanını hem Adana Demir maçında hem de Antalya deplasmanındaki ilk maçta gösterdi diye düşünüyorum. Ama tabii ki de bir iki maçta da bu şekilde net bir yorum koymak da kolay değil. Onda da hemfikirim. Şunu da hatırlatalım. Eğer şey Fenerbahçe ile olan maçımız başladı Bayanlar Ligi'nde. Bilgin olsun. Aynen öyle. Cihan abiden de bir son yorumunu alalım bu konuyla alakalı. Sonra yayınımızda yavaştan sonlandıralım. Fener maçına geçelim. Ya tamam, ben de çok kısa söyleyeyim. Oliveira ile Torreira'nın konusuna katılıyorum Erdem'e. Torreira'nın 8 numara gibi oynaması, Sergio'nun arkada oynamasının sebebi şu. Ön alan presini yani karşı tarafın 3. bölgesine doğru aktarmak yüzünden Torreira ön alana geçiyor. O zaman daha çabuk alabiliyoruz topu. O sebepten öyle bir düzen oluyor tahmin ediyorum. Okan Hoca'nın düşündüğü bu herhalde. Çok da doğru. Ama işte bunu Mitsu'yla da etkili yapabildik yani. Ben ilerleyen zamanda da Mitsu'nun çok iyi bir yedek olacağını düşünüyorum. Abi sadece Mitsu özelinde değil aslında. Biz bu sene ilk 11 ya da yedek oyuncularımızdan belki de en çok verim aldığımız sezonlardan birini yaşıyor olabiliriz bu arada. Yani buna en son Muslera gol attığı sezon. Hani Vestelmanisa maçında penaltı attığı sezon görmüştük. Sanırım biz her oyuncumuzdan verim aldık abi gol veya asist anlamında. Öyle öyle. Var yani girenlerde Yunus Akgün, Leo Dubois, Kazımcan Karataş bunun hepsi dahil. Emre Taşdemir'den bile abi biz gol olarak bir verim aldık Karagümrük maçında. Karagümrük evet. Yani bakılırsa yanlış hatırlamıyorsam gerçekten kalecilerimiz hariç tüm oyunculardan verim aldık biz bu sene. Ben de Cihan Yavuz'a buradan bir şey göstermek istiyorum. Ben ilgilenmiyorum kardeşim.
Golden State'i dün eleyen Lakers, Lakers düşmanlarına gelsin abi. Lakers düşmanlarına Cihan Yavuz'a da buradan sevgilerimizi iletelim. İddiaya girmişti, kaybetti falan diyormuşum. Uzaklara daldı zaten Cihan abi. Yalnız gol, arkadaşlar bir gol yedik maalesef. Çok erken. Kötü oldu. Aynen. Uzaklarda arama diyelim. Peki. Son eklemek istediğiniz bir şeyler varsa abiler onu alayım sizden. Yayınımızı biraz sonlandıralım. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Dediğimiz gibi bu arada yarın yayın yapar mıyız? Pek zannetmiyorum, biliyorsunuz. Yarın bir seçimimiz var. Önemli bir seçim. Vatana millete hayırlı olmasını dileyelim. Ve biliyorsunuz sokaklarda da seçim yerlerinde de çok fazla karışıklık olmaması için biz vatandaşlık görevimizi yapalım, oyumuzu kullanalım, sonra evimize gidelim ve oradan izleyelim, görevlilere kolaylık sağlayalım. Biliyorsunuz çünkü yaklaşık saatler boyunca 12 saati aşkın bir süre orada bir mücadele olacak, orada bir görevde bulunacaklar vatanımız için ve adil bir şekilde oy kullanılması için. O yüzden lütfen hem kolluk kuvvetlerimize hem de o sandık görevi başında duran görevlileri zorluk çıkarmadan vatandaşlık görevimizi yapalım, sonra evlerimize gidelim. Yarın da seçim sonucu da inşallah vatana millete hayırlı olur. O sebeple büyük ihtimalle değil herhalde yarın da yayın yapmayacağımızı sizlerle paylaşalım. Büyük ihtimalle pazartesi günü tekrardan yaparız. Çok doğru olacağını da düşünmüyoruz ama bir bakarsınız sıkılırız, bir şeyler olur, yayınımızı tekrardan açabiliriz. O yüzden bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Cihan abi buyur, seninle başlayalım. Son söylemek istediğin bir şeyler varsa. Teşekkür ederiz herkese. Güne iyi başladık. İnşallah iyi devam eder. Kadınlarımız da maçı çevirir. Hayırlı bir seçim diliyorum. İnşallah kimsenin burnu kanamasın. Sakin, sükun, demokratik bir şekilde diyeceğim. Umut ediyorum. İnşallah öyle olur. İnşallah sağ salim atlatıp tekrar salı günü Galatasaray'ımızla beraber gerçek hayata, siyasetten uzak, en sevdiğimiz hayata geri döneriz inşallah. Dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Sabrınıza tekrar teşekkürler dostlar. İyi hafta sonları hepinize. Yarın yani müsaadenizle yapmayalım diyeyim. Yani hepimizin farklı gerginlikleri olacak. Çok kendimizi doğru ifade edemeyebiliriz. Yani çok büyük beklentimiz var. Uzun yıllardır çok ciddi bir beklentimiz var. Ya ben bir taraf belli etmeyeyim. Zaten benim memleketimin neresi olduğunu bilenler az çok neyin tarafı olduğumu bilir. Ben İzmir'de yaşayan bir Tekirdağlıyım. O yüzden çok da fazla taraf bildirmeme gerek yok. O sebeple artık inşallah genel olarak bu müesses nizamın, sene başından beri Erdem'le aynı odalarda bahsettiğimiz bu müesses nizamın genel olarak bütün yerleşik düzenin değişmesi dileğimle hayırlı seçimler. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum dostlar. Erdem abi sen neler söylersin? Valla kardeşim sizin ağzınıza sağlık. Dinleyen arkadaşların da sabrına sağlık. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun her şeyden önce. Bizim tek bir tane ülkemiz var. Bizim gidebileceğimiz herhangi bir yerimiz de yok. Çünkü Türk'ün Türk'ten başka dostu da yok. O yüzden yani seçim için burada ortak noktamız olan Galatasaray'da buluşmayı tercih ederim. Hiç kimsenin kalbini, hiç kimsenin yüreğini incitmeye ve acıtmaya gerek de yok. Ya bu bir demokrasi. Demokrasilerde seçimler olur. Kim gelirse gelsin. Kaybeden kazananı tebrik etti. Kazananınla kaybedeni olumlu karşıladı. Gayet demokratik bir ortamda geçen seçim olması dileğiyle onu söyleyelim ilk baş. Hakkımızda hayırlısı olsun kardeşim. Yani nasipse inşallah kadın futbol takımımızın da kazandığı bir günle kapatırız. Ama ben Cihan abinin de dediği gibi önce salı gününü iple çekiyorum. Teşekkür ederim tekrar. Peki bu arada Ultra Aslan da yeni gelmiş herhalde. Sayın Erdem'in kuşu ötüyor sürekli demiş. O da sevgilimizi tabii mizah amaçlı söylüyor o da. Ona da sevgilimizi iletmiş olalım. Dediğimiz gibi arkadaşlar şunu da unutmayalım. Sezon boyunca kadın futbol takımımıza gerekeni her zaman yapmıştır. İlk yani Fenerbahçe deplasmanında da 2-0'dan da 3-2 kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Onu da hatırlatmış olalım. O yüzden kadınlarımıza da güvenelim. Maçı izleyelim. Galatasaray YouTube kanalında canlı olarak maç şu anda oynuyor. Kuşum Aydın 1, Kuşum Erdem 2 olsun demiş. Peki
Yayınımızın da yavaştan sonlarına geldik arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz dostlar, iyi hafta sonları.